Merhaba, ben Doktor Ersen Alp Özbalcı, radyoloji uzmanıyım. Sizlerle kalpte parlak nokta, kalpte parlaklık, ekojen kalp odağı diye adlandırılan bir konuyla ilgili kısa bilgilendirme yapmak istiyorum. Şimdi bu videoyu izliyorsanız büyük ihtimalle 20 hafta civarında bir gebeliğe sahipsiniz ve gebeliğinizi takip eden kadın doğum uzmanı bebeğin kalbinde parlak bir nokta gördüğünü söyledi. Telaşlanmayınız. Öncelikle hemen bunu belirtmek istiyorum. Çünkü gebelikte bebeğin kalbinde parlak nokta görülmesi bir hastalık değildir. Sadece bir ultrason bulgusudur. Yapılan çalışmalarda bu bulgunun kalbin normal gelişiminin bir parçası olduğu ve ilerleyen haftalarda çoğunlukla kaybolduğu gösterilmiştir. Kalpte parlak nokta bulgusunun tanımlanması önemli. Kadın doğum uzmanı arkadaşlarımız gebeliğin takibi sırasında yaptıkları ultrasonografilerde kalpte parlak nokta gördüklerini ifade ediyorlar ama bunların çoğu aslında yani tanıma uymuyor. Kalpteki parlak noktanın bizim dediğimiz anlamda olabilmesi için kemik ile eşit beyazlıkta olması lazım. Bu kolayca değerlendirilebilen bir şey değil. Alışık gözler tarafından değerlendirilmesi daha uygun olur. Yapılan çalışmalarda 3 ayrı grup olarak ayırırsak bebekleri, sağlıklı bebekler, kromozom hastalığına sahip bebekler ve kalp hastalıklarına sahip bebekler. 3 ayrı grupta da bu parlak nokta görülme oranının farklı olduğu belirlenmiştir. Bu diğer iki grupta yani kromozom hasta olan grupta ve kalp hasta olan gruplarda sağlıklı bebeklere oranla 4-5 kat daha sık gözüküyor bu kalpte parlak nokta. Sağlıklı bebeklerde bunun görülme oranı %5-10 civarındayken kromozom hastalığı ya da kalp hastalığı olan bebeklerde bu oran %25-%50'lere çıkabilmektedir. Bu nedenle kalbinde parlak nokta görülen bebeklerin detaylı inceleme yapmaya alışkın, bu tetkiki sık yapan radyoloji uzmanı ya da perinatoloji uzmanları tarafından detaylı şekilde incelenmesi lazım. Neye bakılacak? Kromozom hastalıklarına ait diğer işaretler, kalp hastalığına ait diğer işaretler var mı? En önemli nokta budur. Bu detaylı incelemede dediğim gibi diğer hastalıklara ait işaretler aranmalıdır. Bu işaretlerin aranması sırasında birçok bulguya bakılıyor ve çoğunlukla hiçbir şey bulunmuyor. Bunu özellikle belirtmek istiyorum. Eğer başka hastalıklara ait işaretler varsa daha ileri tetkikler, fetal DNA testi ya da amniyosentez önerisinde bulunabilir. Ancak başka hiçbir bulgu tespit edilmediyse, yani bebeğinizde sadece kalbinde parlak nokta varsa bu daha ileri bir test yapmak için yeterli bir bulgu değildir. Bu detaylı inceleme özellik arz eden bir incelemedir. Doktorunuz tarafından işte detaylı ultrason, ayrıntılı ultrason, renkli ultrason, 4 boyutlu ultrason, işte ikinci düzey ultrason gibi isimlerle sizden bu tetkik talep edilebilir. Bu tetkiklerin hiçbirinin diğerinden bir farkı yok. Hepsi aynı şeyi ifade ediyor. Bu bebeğin başından ayağına kadar detaylı bir şekilde incelenmesi demektir. Burada bakılacak olan şeyler dünya literatüründe uluslararası büyük kuruluşlar tarafından belirlenmiştir. Bunların detaylı şekilde bakılması ve detaylı bir rapor yazılması gerekir. Burada kritik nokta şudur. Bu inceleme 15 dakika gibi kısa bir sürede bitebildiği gibi 2-3 saate kadar uzun sürede bitebilmektedir. Bu nedenle yeterli vakti ayırabilecek konuya hakim, tecrübeli bir radyoloji ya da perinatoloji uzmanı tarafından yapılmalıdır. Ama şunun altını mutlaka çizmek lazım. Kalbinde parlak nokta olan bebeğin fetal DNA testi ile incelenmesi sadece kromozomal hastalıklar açısından, amniyosentez de aynı şekilde, sadece kromozomal hastalıklar açısından bilgi vermektedir. Kalp hastalıkları ile birlikte görülebilen parlak noktalar, yani parlak nokta bir kalp hastalığına eşlik ediyorsa bu fetal DNA ya da kromozomal hastalıklarla, amniyosentezle anlaşılabilecek bir şey değildir. Mutlaka detaylı ultrasonografide kalbin standart bir şekilde, detaylı bir şekilde incelenmesi gerekir. Buradan özetle şunu söylemek istiyorum. Bebeğinizin kalbinde parlak nokta var. Doktorunuz size bunu söyledi. Telaş edecek bir şey yok. Yapılması gereken konuya hakim, size yeterli vakti ayırabilecek, nelere bakacağını bilecek, bu tetkiki yapmaya alışık bir radyoloji ya da perinatoloji uzmanı tarafından bir inceleme yapılması gerektiğidir. Büyük ihtimalle de başka hiçbir ek bulgu olmayacak ve konu kapanacaktır. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.